Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak istiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahi Evran Külliyesi'nde gençlerle söyleşi programına konuşmacı olarak katıldı. Maraş meselesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Maraş'ı biz her zaman açmak istedik ama uluslararası baskılar bir anlaşma olacaksa toprak tavizi vermeniz lazım diyerek toprak tavizi verilmesi konusunda Maraş'ın verilmesini istendi. Biz hiçbir zaman Maraş'ın verilmesine kanaat getirmedik. Neden verelim? Burası için şehitler verdik. Savaşı onlar başlattı. Kıbrıs'ta Türklere saldıranlar onlar. Türkiye'nin uluslararası haklarını görmezden gelip Kıbrıs'ta her türlü vahşete göz yumup taarruzu yapan Rumlar. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı'nda kazanan biz olduk. Onlar kaybetti. Kazandığımız toprağı neden verelim dedik. Bir anlaşma için bazı sınır ayarlamaları yapılabilir şeklinde bir pozisyon var. Bizler iyi niyetimize rağmen evet dedik. Onlar hayır dedi. Bize yapılan o kadar haksızlıktan sonra Maraş'ın iade edilmesi gündeme gelmeyecekti. Onun için açma zamanı geldi dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Maraş'ı açtık. Çok iyi ettik. O günden bugüne pandemi koşullarına rağmen 300 binden fazla insan Maraş'ı ziyaret etmiştir diye konuştu. Kıbrıs'ta iki devletin bulunduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devlet vardır. Güneydeki Rum Cumhuriyeti Rumlara aittir. Kuzeydeki Türk Cumhuriyeti Türklere aittir. Bizim buradaki hak ve hukukumuz Türkiye ile yürütülen bir siyasettir. Biz Osmanlı döneminden bu yana bu topraklarda varız. Uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Biri Rum, biri de Türk halkıdır. Rum halkıyla Türk halkını boyundurduğu altına almak gibi hakları yoktur. Bizim ayrı bir egemenliğimiz vardır. Türkiye ile anlaşmamız vardır. Madem ki bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla attılar, biz de 1974'ten sonra kuzeye yerleştik. Bundan sonra bu iki devletin birleşmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kıbrıs Türk'üne diz çöktüremezsiniz. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir. Onların istediği bizi üniter bir yapı içine çekmek. Avrupa Birliği'nde bizi yok etmek ve Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak. Böyle bir oyuna gelmeyeceğimiz için biz bunu söylemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.